Onları duvar bile koruyamadı. Eli silahlı iki terörist böyle vuruldu. 13 Eylül akşamı Van'ın Merkez İpek Yolu Caddesi'nde PKK'lı bir grup tarafından polise roket ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Şehrin göbeğinde polise saldıran teröristler zırhlı araçlarla takip edildi. İçlerinden biri barikatın arkasından bir başka noktaya gizlenmek istedi. Fakat başaramadı, etkisiz hale getirildi. Aynı gruptan bir başka teröriste saldırmak için uygun anı kolluyordu. Ona da fırsat verilmedi. O da diğeriyle aynı kaderi paylaştı. Polis Diyarbakır'da da örgütün hedefindeydi. Ali Gaffar Okan, Polis Meslek Yüksek Okulu ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün de bulunduğu Silvan Karayolu'nda refüje yerleştirilen bomba, servis otobüsünün geçişinden hemen sonra uzaktan kumandayla patlatıldı. Bombanın geç patlaması büyük bir faciayı önledi. Patlamanın olduğu noktada yaklaşık 2 metrelik bir çukur oluştu. PKK Tunceli'de de büyük bir saldırı hazırlığındaydı. İnsansız hava araçları tarafından Ovacık ilçesine bağlı Aslıca ve Otlubahçe köyleri arasındaki ormanlık alanda oldukları belirlenen yaklaşık 50 terörist için bölgede büyük bir operasyon başlatıldı. Havadan yapılan bombardıman sonrasında bölgeye jandarma özel harekat timleri indirildi. Gece sık sık çatışmalar yaşandı. Operasyonda çok sayıda PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu arada Cizre'de gerçekleştirilen büyük operasyonun bilançosu da ortaya çıktı. İlçede 4 Eylül'de başlayan ve 8 gün süren sokağa çıkma yasağı sırasında 40'ın üzerinde teröristin öldürüldüğü açıklandı. 1150 kilogram patlayıcı, 39 bomba düzeneği imha edilmiş, 45 hendek ve barikat bertaraf edilmiş, uzun namlulu silahlar ve mühimmatlar ele geçirilmiştir. İlgili birimlerimizin yaptığı analizler çerçevesinde terör örgütü kaybının bu süre zarfında 40-42 civarında olduğu da değerlendirilmektedir. 17 bölücü terör örgütü mensubu da gözaltına alınmıştır.